YouTube Enfes Mutfak kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pastane pidesi yapacağız. Böyle genellikle Ramazan aylarında görürüz ya, hani pastanelerde, fırınlarda böyle pastane pidesi. İşte o pidelerin en güzel halini biz evde yapacağız bugün. Ekranda görüyorsunuz iç dokusunu, yumuşaklığını, pamuk gibi, altı üstü nar gibi kızarmış. Gerçekten yumuşacık güzel bir pastane pidesi oldu bu tarifle. Şöyle bakın. O kadar güzel oldular ki anlatamam size. Sıcak sıcak çay ile kahvaltıda düşünebiliyor musunuz? Ne kadar lezzetli oluyor. Buyurun şimdi hep birlikte bu güzel pidenin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle yoğurma kabımın içerisine bir paket kuru mayayı alıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı dolusu toz şekeri ilave ediyorum. Eğer elinizde kuru maya yok ise yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Böyle çeyrek su bardağı kadar ılık suyumdan ekledim. Maya ve şekeri eritmek için güzelce karıştırıyorum. İki bardağı da süt kullanacağım. Süt de ılık olacak, su da ılık olacak arkadaşlar. Kesinlikle soğuk şekilde kullanmayalım. Böyle çok fokur fokur kaynamış sıcak şekilde de kullanmayalım. Şimdi kalan sıvıları ekliyorum. Bardak ölçüm 200 ml klasik su bardağı. Ben genel olarak tariflerimde bu bardakları kullanıyorum arkadaşlar. Ve 200 gram eritmiş olduğum tereyağını da ilave ediyorum. Sizler de dilerseniz tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz ama tereyağı ile daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuzu da ekledim. Yine şöyle tuzu da eritmek açısından birazcık karıştırıyorum. Şimdi unumu ilave edip hamurumu güzelce yoğuracağım. Yaklaşık 8-8,5 su bardağı arası un kullandım. Yine sizler de 8 bardaktan sonrasını kontrollü bir şekilde gerek duyarsanız ilave edersiniz. Birazdan hamurun kıvamını sizlere göstereceğim. Böyle 4 dakika kadar güzelce yoğuruyorum. Yumuşak ama elimize yapışmayan bir hamur olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın, şöyle kıvamını göstermek için size bu hareketleri yaptım. Yumuşaklığı bu şekilde olacak. Tamamen pürüzsüz bir hale getirdim hamuru. Şimdi üzerine streçleyip ılık bir ortamda yaklaşık 45 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. Vaktiniz varsa 1 saat de olur. Hamur mayalarken şu püf noktayı size belirtmek istiyorum arkadaşlar. Hamurunuzu mutlaka böyle olabildiğince sıcak bir ortamda mayalandırın. Soğuk bir ortamda bıraktığınız zaman hamurunuzun mayalanmasında güzel bir sonuç alamayabilirsiniz büyük ihtimalle. Benim hamurum da yaklaşık 45 dakika sonunda bu şekilde mayalandı. Gördüğünüz gibi gayet de güzel mayalanmış. Şimdi şöyle bir havasını alıyorum hemen. Hemen yapacağım tezgaha alacağım hamuru ve bezelere ayıracağım arkadaşlar. Ben bu ölçüden 4 adet pide çıkardım. Sizlerde de yaklaşık bu şekilde çıkacaktır. Tabii ki yapma büyüklüğünüze göre değişebilir ama en fazla arada 1 adet oynar diye düşünüyorum. Şöyle güzelce toparlıyorum hamuru ve bezelere ayıracağım. 4 eşit bezeye bölüyorum. Hemen hiç beklemeden böyle beze haline getiriyorum. Bu şekilde yuvarlak hale getirdim. Kenara alıyorum. Yaparken de ilk yapmış olduğum bezeden başlayacağım arkadaşlar.
hamurumuzu bezeleme işlemini bitirdikten sonra hiç vakit kaybetmeyeceğiz. Direkt hamurumuzu açma işlemine geçeceğiz. Bakın hamur o kadar güzel yoğrulmuş ki hiçbir yapışma vesaire olmuyor. Ne kadar pürüzsüz olduğu zaten çok belli. Şöyle parmak uçlarımla böyle içten hafif kenarlara doğru, daha doğrusu şöyle anlatayım. Kenarlara çok bastırmamak kaydı ile hamuru açmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ne kadar güzel açılıyor. Hiçbir zorluğu yok. Gayet rahat ve kolay bir şekilde açabiliyoruz. Boyutu bu şekilde yeterli. Hafif kalın bir hamur olacak. Çok böyle inceltmeyeceğiz. Hafif böyle etli olacak yani. Tüm bezeleri aynı şekilde açacağım. Açtığım hamurları tepsiye aldıktan sonra, ve burası da çok önemli bir püf nokta pidemizde arkadaşlar, burayı da mutlaka dikkatle uyun derim. Tepsi mayasını mutlaka verelim. En az 15-20 dakika kadar. Şimdi kağıt sermiş olduğum tepsinin içerisine alıyorum açtığım hamuru. Şöyle tek elimle alıp koydum. Ama düzelteceğim şimdi. Şöyle düzeltip hemen üzerini kapatacağım ve 15-20 dakika kadar tepsi mayasını vereceğim. Sizler bu tarifi arkadaşlar iki katına çıkarabilirsiniz malzemeleri ve böylelikle daha çok yapıp isterseniz buzluğa, difrize, dondurucuya atabilirsiniz. Böyle lazım olduğunda, hemen acil misafirleriniz olduğunda veya canınız ekstra istediğinde çıkartıp fırında ısıtıp afiyetle tazecik gibi tüketebilirsiniz. Tepsi mayasını da verdikten sonra şimdi üzerine bir tane yumurtanın sarısı ve bir yemek kaşığı kadar yoğurdu ekleyip güzelce karıştıracağım. Yoğurt ile yumurta sarısını güzelce karıştırdıktan sonra hamurların üzerine süreceğim arkadaşlar. Her tarafına gelecek şekilde sürmemiz gerekiyor ki her yeri nar gibi güzelce kızarsın. Fırınımızı açtık bu arada. 200 derecede açıldı. Isındı fırınımız. Sıcak fırına göndereceğiz arkadaşlar. Fırında pişme süresi değişebilir. Her fırın farklıdır. Herkes kendi fırınını mutlaka tanıyordur. Ona göre pişip pişmediğini takip edersiniz arkadaşlar. O yüzden ona bir süre veremiyorum. Hani şu kadar sürede pişer diye. Şimdi görüyorsunuz çatalla böyle hafif ucunu bastırarak şekiller vereceğim. Daha doğrusu şu şekilde bir çizikler atacağım. Çatalın uç kısmını kullanıyorum. Bakın. Bir de böyle çaprazını atacağım. Diğer hamuruma da aynısını yapıyorum. Bu hamurumuzun yüzeyinin böyle kabarıp yanmamasını engelleyecek. Hem de böyle görsel olarak daha güzel duracak. Dilerseniz üzerine çörek otu susam da serpebilirsiniz ama ben tercih etmedim açıkçası. Böyle daha nefis oldu. Şimdi fırına. Ve pişip geldi. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı kızardılar. Çok güzel piştiler. Şimdi tekrar üzerine örteceğim. Bir 10 dakika kadar böyle ılınmasını bekledim. Aslında daha da çok soğumadı ama sıcak şu an hala. Ben sizlere gösterebilmek için o kadar sabırsızlandım ki inanın. Bakın. O kadar yumuşak, o kadar pamuk gibi oldu ki lezzetini zaten hiç anlatamıyorum bile buradan size. Düşünsenize yanında peynir, zeytin, sıcacık bir çay.
veyahut da bir çorbanın yanına bile çok güzel yakışır diye düşünüyorum. Artık pidenin pamukluğunu, böyle yumuşaklığını, dokusunu sizlere nasıl göstereceğimi şaşırdım. Her türlü göstermeye çalıştım arkadaşlar. Şu şekilde yakından içini de göstereyim sizlere. Bu yine hala sıcak hali. Bakın, sünger gibi resmen. Gerçekten çok güzel ve harika oldular. Bu kadar az malzemeyle bu kadar lezzet harika. Yapacak arkadaşlarıma afiyet olsun. Hoşça kalın.